$500,000 kazanacak. Ama kırmızı çizgiye denk gelirseniz eğleniyorsunuz. Hadi bakalım. Bunu aldık, bunu aldık. Gitmiyorum. Ben de gitmiyorum. Bu bir takım yarışması. Erkeklere karşı kızlar. Mücadele resmi olarak başlıyor. Hangi daire 100 saat içinde daha fazla kişiye sahipse... Kim alır bunu? Erkekler de... Erkekler. Ben belirtmeyeceğim abi, sonra nazar değiyor. $500,000 bütün ekip... Çocuklar alır dedim, 20 çocuk çıktı amına koyayım. Bir tane yulaf ezmesi geldi diye. Paylaşacak. Gitsek bile ekibimiz kazanırsa 5000 alacağız. Bu çılgınlık. Erkekler iyi, kızlar ezik. Erkekler berbat. Aranızda ayrılmak isteyen var mı? Hayır. Kimse mi? Aman tanrım, sadece 2 kişi mi? Allah belanızı versin, niye katıldınız lan yarışmaya o zaman? Daha bir gün olmadı ya. Daha bir şey vermedi adam, para vereceğim demedi lan. Çıkıyor. Feministlerdir ben. Bize yalan söyleme. Niye kız çıktın? Kız arkadaşıma onunla dışarı çıkacağımı söyledim. Bir sohbet kartı alabilir miyim? Kart. 100 kızın hepsini burada nasıl tutacaksınız? İçimde çok fazla av var. Yani kesinlikle gideceğimiz. Kaba kuvvetli. Evet. Burada durup kızlara karşı yenilecek miyiz? Hayır. Bu devam ederken çıksan birileri fark eder. Hayır, muhtemelen hayır. Bekle. Aman tanrım. Allah senin belanı vermesin. Hayır, sen bizden değilsin. Allah senin belanı vermesin. Bekle. Allah kahretsin. Ne yapıyorsun? Allah'sın cezanızı vermesin lan. İşimi kaybedemem. Kazandım. İşi aldım. Evet, harika. Umarım 5000 kazanırsın. Pek mümkün görünmüyor. 20 dakika oldu. 5 erkek eksildi. Kız eksilmedi. Erkekler için iyi görünmüyor. Ve eğer biri kırmızı çizgiye basarsa bunu nasıl öğreneceğimizi merak ediyorsunuz. Bu iki odanın her biri 6 santimetre karesini kapsayan 65'ten fazla kameramız var. Herkesin her hareketini izleyen bir ekip. Çıkıp çıkmadıklarını öğrenebiliyorum. Size bir hediyem var. Bu şeyi nasıl kullanacağı hakkında hiçbir fikri yok. Aman tanrım. Mideki gibi değil. Dikkat et. Forklift ehliyeti yok. Artık tuvaletinizi yapmanızın bir yolu var. Pekala, hoşçakalın. Şimdi de forklifti sürüklüyor. Artık erkeklerin de kızların da tuvaletlerini yapacakları yerleri var. İyi şanslar millet. Kedim evde yalnız kalıyor. Yemek, su. 3 günlük kadar yemeği var ama o kadar. Yarın için işten izin almadım ve cuma günü Chicago'ya gidiyorum. Saat 3'te uçağım var. Pek çok insanın işi var ve aile birileri ya da ertesi gün bekliyor. Tam olarak o... Niye geldiniz o zaman? Niye geldiniz o zaman? Aslında istediğim şey buydu ve başlamadan önce onlara yarışma hakkı... Ben. Bakalım. Para almıyorlar mı lan? Hemen bakalım. Ben var ya yatılık alırdım burada 500 saatten. Abi sıçmak kötü ya. Nasıl yani? Tek tuvaleti 100 kişi kullanıyor. 100 kişi kullanıyor. Abicim bu da işin olayı bu yani. Yapacak bir şey yok abi. Milletin kokusunu çekeceğin ki para kazanasın. Hayır, o değil. O sırayı beklerken altıma yaparım. Söylemedim. Senin bebeğin olduğu için ayrıldığını söyledim. Daha iyi amına koyayım. Tamam. Biri bebeği olduğu için ayrılmak zorunda kaldı, sorun değil. Nasılsa yarın ikimiz de ayrılacağız. Evet, bu bittikten sonra işim olsun istiyorum. Kırmızı çizgilerdeki kameralardan biri ilginç bir şey yakaladı. Toplanın, toplanın çocuklarım. Biriniz çizgiye çok yaklaştı ve dışarı çıkıp çıkmadığına karar vermemiz gerekiyor, tamam mı? Bu dışarıda mı, içeride mi? Birkaç saniye daha oynatayım. Oğlum içeride değil lan. Yine de çizgiye adım attı dışarıda. Bir grup kız yardımları olmadan takımlarının kazanmasıyla ilgili kumara oynamak için ayrılıyor. Kızlar erkeklere karşı üstün geliyordu ama şimdi erkekler önde. Tam olarak 4 kişi daha ayrıldı. $5,000. Ne oluyor, ne oluyor? İnsanın hayatını değiştirdi. Benimkini değiştirecek. Hem de çok. Biz kadınız, zor şeyler yapabiliriz. Yapılmayız tatlım, ayrıldık, hepimiz çıktık. 20 kız çıktı. Belli ki bir sürü kız çıkıyor, bu iyi haber. Çünkü kaç kişi kaldıklarına dair bir fikrimiz yok. Ve şimdi mücadelenin derinliklerine indiğimize göre akşam yemeği için hepsine yulaf ezmesi getirdik. Bu yulaf ezmesini şu büyük para yığınının üzerinde yiyoruz. Yulaf ezmesi çok tatsız. Bu yulaf ezmesi psikolojik bir işkence. Erkekler yulaf ezmesine karşı 16 kişiyi kaybetti. Diğer taraftan abicim, kız... Abicim bu kadar da olmaz ya. Ne yulafmış ya? Lan yulaf ezmesine 16 kişi verilir mi ya? Kızlar sadece 4 kişi kaybetti. Kızlar yemeğinizi beğendiniz mi? Arın doyuruyor işte amına. Kuru üzüm sevmiyorum. Ya sende kaç tane kuru üzüm vardı? 20 tane falan. Neredeyse başa baş. Çok çılgınca. Birbirimize çok yakınız. Soluma bakıyorum insan. Sağıma bakıyorum ayak parmakları olamaz. İlk gece boyunca 7 erkek ve 9 kız ayrıldı. Erkekler kızlardan daha iyi olmuş olmalı. Hedefimiz erkeklerden daha gürültülü ve daha iyi olmak. 3, 2, 1. Ha ha ha!
Günaydın. Bunlar ilk geceden sağ çıkan savaşçılar. Kaç erkek kaldığını bilmek ister misiniz? Evet. Gidip sayacağım. Hemen dönerim. Geri dönmeyeceğim. 62 kişi geceyi atlattı. Şu halinize bakın. Baylar kaç kız kaldığını bilmek ister misiniz? Ben onları saymaya gideyim. Hemen dönerim. Geri dönmeyeceğim. Nedenini bilmiyorum ama çocuklar yulaf ezmesi için gerçekten heyecanlılar. Öte yandan kızlar değildi. Yulaf ezmesi yaşasın. Bunun iyi olduğunu söyleyeceksin. Yarışmacılar bu noktada oldukça sıkılmaya başladılar. Böylece kızlar parayla bir şeyler yaratmaya başladı. Paradan atlama ipi ve seksek yaptılar. Bir de paradan bebekler yaptılar. Ve erkekler şey... Tam bir müze. Günahlarımız işimizi bağışlar. İnsanlar her şekilde dışarı çıkıyorlardı. Bazıları kazara çıktı, bazıları baskı kaldıramadı ve bu kız kendini... Ya bu da kanka bu, dışarı bu var ya bu değilsizlik amına koyayım bu ne ya? Abicim sen salak işte. Mısın amına koyayım ya? Bu mami ya, bu bizim mami ya işte. Ya ne alaka ya? Allah aşkına yaptığı harekete bak amına koyayım ya. Bazıları baskı kaldıramadı ve bu kız kelimenin tam anlamıyla başka bir yarışmacının kedisini kurtarmak için ayrıldı. Kedim ölecek. Kendimi çok faydalı hissediyorum. Ne zamandır burada olduğunuzu biliyor musunuz? Biliyorum. Aynen öyle ve ödül olarak... Pekala, gözlerinizdekini çıkarın. Bebeklerini önlerinde pişirmesi için Japon şefler getir. Şov zamanı. Hop. Sikim onu! Yulaf ezmesiyle 24 saat. Bu mükemmel. Az önce ne fark ettim biliyor musun? Neyi? Erkekleri beslemek zorundayız. Son 2 saattir kızların eğlendiğini duyuyoruz. Burada resmen çıldırıyorum. Sürprize hazır mıyız? Evet! Hadi tekrar yapalım. Sürpriz Yulaf şimdi ezmesi. Burada. Kebap mısın? İyi hissediyorum. Sanırım iyi hissediyorum. Proteinini ye. Ananı sikiyim. Yulaf ezmesi kral yılan. Dikkat! Hayır! Bunun sen olduğunu onaylayabilir misin? Lan yemek ayağına çocuk gitti lan. Hayır! İkinci gün pek bir şey olmadı. Yemek yiyip gitseydi bari. Yarışmacıları uyurken rahatsız etmelerine izin verdim. Erkeklere ve kızlara birbirlerinden hediye vereceğiz. Hadi yapalım. Bu erkeklerden bir hediye. Hadi çıkalım buradan. Bu bir sürek mi? Bu gerçekten sinir bozucu. Burada bir. Parçaladılar. Buna daha fazla dayanamayacağım. Bu hayatımın en kötü günü. Kızlar çoktan kapattılar. Üçüncü günün sabahı, kimse duş almadığı için burası kötü kokmaya başladı. Hala direniyoruz. Tabii kokar, kokar. Oralar kokar. Teyin tozlarından da anlayabileceğiniz gibi burada cinnet geçiriyoruz. Aklımızı kaçırdık. Dün gece bu adam Nolan'a burs için çevrimiçi toplantısı olduğunu söyledi. Nolan ona bir... Daşak. Takım elbise ve dizüstü bilgisayar getirdi. Daşak böylece kokun. Görüşmeye çemberden katılabildi. Bu kötü bir fikir gibi görünüyor. İstersen bize biraz kendinden bahsederek başla. İlk öğretimde okuyorum. Herkes kadraja girsin ve sadece... şu anda Bay Bissim videosundayım. Hepsi arkamda bir şeyler yapıyor. Çok kararlı. Ne gibi hayat dersleri alındı? Bütün gün parti, bütün gece parti. Kevin, soğukkanlılığını iyi koruyorsun. Seninle gerçekten gurur duyuyorum. Galiba bursu alacak. Hoşça kalın. Teşekkürler. Kevin, Kevin. Erkeklerin ne durumda olduğunu merak ediyorum. Tahminen 35'lerdir ne dersin? Kabadayı olmaya başlayacağım. Hey! Aslında aklımı kaybetmeye başlıyorum. 43 saat oldu ve ekipleri için bedenlerini ortaya koyduklarından bir ödülü hak ediyorlar. Bu yüzden bu mavi arabayı özel olarak paketleyip portatif tuvalete sakladım. Ve buraya bu pembe arabayı özel olarak paketleyip saklayacağım. Anahtarı alıp buraya saklıyorum. Ve bu portatif tuvaletlerde anahtarları ilk kim bulursa araba onun olacak. Ama tuvalete yerleştirdikten sonra oturup insanların anahtarı bulamadan içeri girip çıkmalarını izledik. Aman tanrım, dışarı çıkıyor. Ah, anahtar yok. İkinci kişi içeri girdi. Tam olarak oraya giren herhangi biri araba kazanabilir. Aa, işte geliyor. Eli boş. Birinin bulması sonsuza kadar sürebilirdi. Bu yüzden Carl erkeklerin tuvaletini kontrol etti ve aslında anahtar gitmişti. Kim aldı? Ben aldım. Aa, işte orada. Evet. Lan niye söylemiyorsun amına koyayım aldığını? Tatlamış ya. Sonra çocuklar çevrelerindeki tek gizli ödülün araba anahtarı olmadığına ikna oldular. Böylece aramaya başladılar. Ve camı kırdık. Altta bir şey bulmaya yardımcı olur. Buradaki en zararlı kişi olmak nasıl bir duygu? Oldukça eğlenceli.
Hayır. Her iki çemberde kalanlar resmi olarak 50 saat dayandı. Kızlar orada yoga yapıyor, erkekler cam kuruyor. Belki bir para daha vardır diye amına koyayım. Mücadelenin yarısını bitirdiniz. Kutlamak için Rubik küplerini getirin. Kızların önünde 100 Rubik küpü var ve erkeklerin önünde 100 Rubik küpü daha. Tüm Rubik küpleri önce hangi ekip... Buraya erkekler var ya, sikse kazanamaz amına koyayım. Abi bak, ben yapabiliyorum biliyor musun? İmkansız, imkansız bak. Kimin çözebileceğini görmek kırıp için bir yarıştı. Yapabiliyorsun hangi abi. Takım kaybederse... biri yarı yarıya kaçırır. Sen beyaz tarafı çöz, gerisini o halleder. Bu yarışma başlayana kadar bir erkeği fark etmemiştik. Tam anlamıyla ona veriyorlar ve gerçekten sadece tek bir kız Rubik küpünün nasıl çözüleceğini biliyordu. Bütün bu kişiler arasında Rubik küpünü çözmeyi öğrenen tek kişi o. Ne koyayım adam ne yapıyor? Ve takımlar bu Rubik küplerini çözerken Current'tan bahsetmek istiyorum. Sadece 99 tane kaldı. Current paranın işleyişini değiştiren mobil bankacılık uygulamasıdır. Eski bankalar size her türlü ücretle vurur ama Current'ın aylık ücreti yoktur ve tamamen paradan tasarruf etmekle ilgilidir. Current'ın normal bir mobil bankacılıktan farklı kılan şey birikimlerinize %4 faiz veriyor olması. Tasarruf hesabın sana %4 veriyor. Evet, çünkü ben Current kullanıyorum. Ya gerçekten alıyorsun. Gerçekten alıyor. Altısı çözüldü. Şimdiye kadar 8 Rubik küp çözüldü. Elimden gelen bu. Beyaz tarafın dışarıdan böyle görünmesi. Abi bak şu çocuk. Bak her şeyi o yapıyor şu an. Gerekiyor. 25'i tamam. Ve eğer direkt para yatırma işleminizi Current üzerinden yaparsanız paranızı 2 gün önceden alabilirsiniz. Kızlar şöyle yapıyor. Biz erkekler kızların önüne geçtiğinden işleri ilginç hale getirmeye karar verdim. Küpleri nasıl çözebileceğini bilen tek adama hemen gitmesi için 10 bin dolar teklif edeceğiz. Hala çözmesi hoşuma gidiyor. Burada 10 bin var, çemberden çıkıp gidebilirsin. Yap dostum hadi. Dışarıdayım. 10 bin bu, ben giderdim. Hey! 10 bindir. Aga büyük sattı. Erkekler seni çıkarır. Ne dedi? Gidebilirsin. 10 bin dolar teklif edeceğiz. Hala çözmesi hoşuma gidiyor. Burada 10 bin var, çemberden çıkıp gidebilirsin. Allah belanı vermesin lan senin. Abi, yap dostum hadi şardayım. Bütün takım piç ettin lan. Bu ben giderdim. Hey! 10 bindir. Erkekler seni çıkarıyor. Küpleri nasıl çözeceğini bilen adama gitmesi için para verdim. Şimdi hepsi boşa gidebilir. Bu yüzden benim için kazan. Neredeyse yarısını bitirdin. Kızlar hala kaybediyor. Current şu an 25 bin dolar vermeme yardım ediyor. 100 kişi... Biz de erkekler... Oldu mu? 250 dolar kazanacak. Sadece bağlantıyı tıklayın ve girmek için BIST 250 kodunu kullanın. 250 doları kazanmasanız bile Current'ı yükleyip kaydolan ve bu kodu kullanan herkese kişisel olarak bir hediye vereceğim. Yani henüz yapmadıysanız açıklamanıza tıklayıp Current'ı hemen indirin. Bir tane daha ver, bunu tekrar yapabilirim. Hızlı yap, beni deli ediyorsun. Bu son Rubik küpü titriyor. Umarım kızlar mucizevi bir şekilde yetişir. Aman tanrım! Vay canına! Kriz çekilmek istiyor. Aa evet. Olamaz. Kızların çemberi yarı yarıya azaldı çünkü erkeklere karşı Rubik küpü mücadelesini kaybettiler. Ve bir Rubik küpünü nasıl çözeceğini bilen tek kız sonunda ayrıldı. Umarım bütün çabaları boşuna değildi. 96 Rubik küpü çözdüm ama yine de kaybettim. Üçüncü gecenin başlamasıyla hangi takımın daha kolay baştan çıkacağını öğrenmek istedim. Bu boş bir evrak çantası. Onu çemberin dışına koyacağım. Bakalım birini çıkarabilecek miyiz? Erkekler çok gider, çok gider. Erkekler bak giderim. En az 10 kişi gidecek amına koyayım burada. Yapmayın abi bunu ya. Ha, yaptım. Bir. Yaşasın. Evet. Evrak çantası boştu. Sonra Nolan başka bir evrak çantası koydu. Lütfen evrak çantanı al. Abi yapma yapma ya. Ve çocukları tekrar kandırdı. Ve mısır gevreği aldı. Hiçbir şey yok. Ve tekrar. Ve tekrar bir çocuk çemberden ayrılmadan onu almaya çalışırken. Mal lan bunlar. Göreyim seni. En azından o çantadan olduğunu anladın. İki aynı numarayı kızlar üzerinde de denediler. İçinde para yok. Aptal gibi görüneceksin. Evet biliyorum. Boş bir çanta. Pekala. Kızlar açıkçası erkeklerden daha zeki. Saat gece bir, hepimiz aklımızı kaybediyoruz. Çemberimizi ikiye böldüler. Deliriyoruz. Bu kadar yaklaştığımıza inanamıyorum. 3 günün sonunda her iki takımın da yarım milyon dolar kazanma şansı var. Resmi olarak 70. saat. Sizce geriye kalan hala kaç kız var? 25. Yani artık 30'larda olduklarını düşünmüyorsunuz. 4. gün kızlardan biri bana bir sürpriz olduğunu söyledi. Pozitif tuvalette araba anahtarı buldum. Kızlara söylemek istemiyoruz çünkü onların çıldırmasını istemiyoruz. Tamam, bir saniye. İşte yepyeni araban. Hey, Chris çizerse birlikte gelir. Dışarı çıkmana gerek yok ama ne zaman çıkarsan yeni araban orada olacak. Kesinlikle kalıyorum. Tamam, göreyim seni. Özveri budur.
Dev. Diğer salak çıktı işte o mal. O mal arabayı alıp siktir onu gitti amına koyayım. İşte o mal. Kırmızı düğmeli bir podyum var. Onu oraya koyup hiçbir şey söylemeyeceğim. Bakalım biri basacak. Abi erkekler basar ya. Düğme ne işe yarıyor? Çemberi ikiye bölüyor. Bu çok şüpheli. Tedbirli ama akıllı oynuyoruz. Ne olduğunu bile açıklamadı ve çocuk anında bastı. Pekala baylar, bunun ne işe yaradığını biliyor musunuz? Hayır. Çemberinizi ikiye ayırın. Hayır. Pekala ben gidip sprey boya alacağım. Herhangi biriniz buna bastı mı? Hayır. Tamam, güzel. Erkekler berbat. Nasıl hissediyorsun? Berbat. Evet. Erkekler salak. Şimdi bir kez alkışlamak istiyorum. Şimdi o da boyandı. Kızlardan biri kameramanımızı erkekleri gözetlemek için bir drone ödünç almaya ikna etti. Drone'un kontrolleri bizde, onu erkeklere... Tabii, evet, Eder. Salaz. Eder, salaz. Bu toru görünce basmadan edemiyoruz. Basmak istiyoruz. Çanta görünce açmak istiyoruz. Ya çıkarsa, ya para varsa içinde, ya bir şey varsa... Ben bu şansı bırakamam. Bırakamam bu şansı. Bunu şansı bırakma, okey değil. Doğru uçuruyoruz. Aman tanrım dostum. YouTuber kolar. Erkekleri neredeyse görüyordum. Şu bak, adama bak. Bak bak mal! Salak! Ve dördüncü gece kendi yemeklerini pişirmelerine izin ya! Vermeye karar verdik çünkü yarın... Siktir git ortada öyle, çizginin dibinde niye oynuyorsun ya? Çok ama çok zor olacak. Tam tamına 85 saatimiz var ve şu anda çok yaklaşıyoruz. Ayrılmayı düşünmüyorum, hayatta olmaz. Çoğumuzun dayanacağını sanmıyorum. Bence kızlar kazanıyor. Ben erkeklerden bir duvara send nudes yazmalarını beklerdim ama yazmamışlar. Bir tık gücendim orada. Bakayım, yarak var mı? Yarak var ama hafif yarak. Kafa var. Sen nuts yok. Mücadelenin son 10 saatinde çemberlerin her birini 10 bölüme ayırdık. Artık mücadelede son 10 saat ve etrafınızda 10 bölüm kaldı. Yani kırmızı çizgilere dokunursanız dışarıdasınız demektir. Ve her saat hangi bölümü kapatacaklarına karar vermek zorundalar. Bence ilk tercihimiz bu olmalı. Bu da oldukça ilginç konuşmalara yol açtı. Portatif tuvalete dokuzunu sığdırıp yakınlaşabiliriz. Pekala çocuklar, karar verdiniz mi? Çok hızlı seçiyorum, bunu kapatıyoruz. Son karar! Ne? Bu mu? Tamam. 90 saat sonra bile başa baş olması istatistiksel olarak o kadar imkansız ki bence çok çılgınca. Bir saat doldu çocuklar, hangisini dolduruyoruz? Bekleyin, para havuzu mu? Kendilerinden emin görünüyorlar ve anlaşmayı anlamadılar. Bu taraf. Tamam. Zamanı geldi. Bu. Çocuklar, neyi spreyliyorum? Havuz yok! Havuz yok! Sadece 4 saat kala ekipler kalan alanı en iyi nasıl kullanacaklarını gözden geçirdi. Para havuzunu ortadan kaldırmamızın bir yolu yok. Para havuzu ya da portatif tuvalet. Bunu yaparsak ve sonra azaltırsak yeterince fazla yerimiz olur. Sonra bu oldu. Çocuklar, çocuklar, çocuklar. Işıkları değiştirin. Bunun ne anlama geldiğini tahmin edebileceğinizi düşünüyorum. Kırmızı çizgi boyunca sürüklenen bir parmak göreceksiniz. Xavier, belli ki dokunmuştum. Sadece Xavier değil, buradaki bu adam portatif tuvaletten çıktıktan hemen sonra bastı. Sonrasındaki tepkilerinize bakın. Aslında bir üçüncü var. Bu kim? Güzel. Güzel bayım, buraya gelin. Bunun için üzgünüm. Özensiz olduğumuz için insanları kaybediyoruz. Bunu bırakıyoruz, değil. Bundan sonra herkes dikkatliydi ve mücadelenin son saatine kadar sürdürdüler. Resmi olarak son saat. O zaman Chris işe koyulsun. Portatif tuvalete bir grup erkeği yığmak zorunda kalacağız. Aman tanrım, orada kaç kişi var? Metrobüs bu son ya. Saat. Kimin nakit olarak 500.000 alacağını belirleyecek. Bunu başaracağız. Umarım 33 yeterlidir. Kazanacağız! Yarrağımı kazanacaksın, yarrağımı. Kazanacağız! 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 Baylar, bayanlar, mücadelemiz resmen sona erdi. Benimle orta alanda buluşun. Hadi gidelim, hadi! Evet, işte! Başladığımızda 100 kadın ve 100 erkek vardı. Geriye ise bu kadar kaldı. 100 saat sonra 33 erkek ve 35 kadın var. Tebrikler. Yardımcı yarım dolar kazandılar. 35 kişi. Vay canına. Erkek arkadaşım benimle gurur duydu. Kız
kızların içinde erkek var. Ya Onur, terbiyesiz yapma ya. Her hala abone olmadıysanız 100 milyona yaklaşıyoruz ve bu saygı benim duyuyor. İçin dünyalara bedel. Abone olmalılar mı? Gerçekten 100 milyona ulaşmak istiyorum. Henüz yapmadıysanız tıklayın. Of ya, of o hep salak yüzünden ya. Arkaya yaslanarak elendi mal ya. Arkaya yaslanarak elendi. Topa vuracağım diye elendi abi bizimkiler. O arabayı alan da çıktı, o da mal. O arabayı alan da siktir oldu gitti. Onun da amını sikiyim. Sikti bütün takımı ya. İzmir 100 milyonuncu abonemi özel ada ver.